Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bu yanımda oturan Lütfi geçen gün internette gezerken 99 kuruşa böyle kutuların satıldığını gördü. Hatta böyle 1000 tane, 10.000 tane, 20.000 tane filan da yaptırabiliyorsunuz. Mesele bizim ilgimizi çekti. Bakalım neymiş? Yine sizin yerinize kazıklandık. Olmaz bu aslında. Yok, şu an kazıklanmadık. Ama aynen. Muhtemelen kazıklana yazan insanların kazıklanamamalarının... Öyle bir şeyler. Bakacağız. Arkadaşlar, internette boş kutular satılıyor. Bunun amacı nedir, ne değildir? Bunun tartışmasını yapmak aslında doğru mu? Ya doğru değil. Şu anlamda ya. Diyelim elinde... İki ucu şeyli değnek. Honest Max var elinde. Diyelim sen bunu satacaksın. Kutulu satmak istiyorsun. Sipariş verebilirsin belki. Ya verebilirsin ama sattığın kişiye söylemen lazım bunu. Tabii. Bir de orijinal değil. Bir de şöyle bir şey var. Bizim bunu aldığımız bölümde hani 10.000 tane, 20.000 tane ne satıyorsun sen? Özetle arkadaşlar, aslında boş kutu incelemesi gibi düşünebilirsiniz bunu. Bir açalım abi. Şimdi Lütfi'nin elindeki kutu Honest Max. Benim elimdeki kutu da Honest Max. Aralarındaki 256 fark GB. Şu arkadaşlar, bu bir yerde yapılmış, üretilmiş. Bu orijinal, fabrika çıkışlı. Evet. Buna tüp takmışlar. Sen şimdi gittin abi telefoncuya. Evet. Tamam mı? Bu kutular geldi sana. Adam sana bunu verdi. Hocam al, elimde sıfır. Yeni açtım paketini. Aynen, jelatinli kutulu. Bunu böyle açıyorsun. Daha açmadan bence konuşmak lazım. Çünkü bak, orijinalini burasında iPhone var. Bunda da Honest Max yazıyor cayır cayır. Şurasına bakalım. Burası bildiğiniz yumurta kolisi bu. Kararmış. Renk farkı bayağı var bu arada. Evet. Önüne bakalım hocam. Bu mesela... Önden anlaşılır çünkü şunun kontrastı çok daha yüksek. Şunun bir evet, baskı. Bunu ya, bu da baskı en nihayetinde de. Bir de bak, bunda bir kabartı yok. Bunda kabaran bir şey var. Aa, şimdi bak güzel olmaya başladı. Evet. Demek ki kutu elimize geçtiğinde şu kabartılara bilmem nelere bakacağız. Şu arkasına baktığımız zaman zaten burada e-mailler falan var. Onları şöyle elimden kapatayım. İşte 256 GB olduğu vesaire vesaire çeşitli bilgiler yazıyor. Burada bu boş. Ama bir şey diyeceğim. Bu da çıkartma. Acaba bunu satan var mıdır ya? Olabilir. Yani şunu yapan bunu da yapar bence. Yapar bence de. Acımaz. Kutu boyutu farklı. Kutu boyutu zaten çok farklı arkadaşlar. Şöyle ikisine yan yana baktığınız zaman rahat bir şekilde farkını anlayabiliyorsunuz. Bu daha uzun ve daha kalın bir kutu. Bir de şeyde de var abi. Bayağı büyük sıkıntı. Bak şu dönme yerlerinde. Bu üzerine muhtemelen bunun kaplama. Evet. Bak görüyor kutu musun? Kutu yapılmış. Aa, çok iyi iş ha. Üzerlerine şöyle yapıştırmışlar. O yüzden bunu. Boyutu farklı. Muhtemelen bu boyutta 200 bin tane basıyorlar abi. Üzerine direkt yapıştırıyorlar. Üzerine evet, etiketler geliyor. Bu direkt kutunun üzerine baskı olarak yapılmış. Böyle bir detay farkı var. Artık açıyorum. Ya bir de açılsa. Hah, bak. Oo, geldi. Altı ortalı harita metot defteri. Şunu da bir açayım. Bayağı uçurum farkı var abi. Şimdi zaten üst kapağa baktığımız zaman arkadaşlar, şöyle yan yana bak, buradaki görüyor musun? Kutuyla birlikte baskı olduğu çok belli çünkü bir yapıştırma vesaire yok. Bak bunun burada defter kaplaması gibi, hatırlar mısın ilkokulda? Burada bitiyor. Onu bir açsana, altından belki başka bir telefon çıkar. Alt kapağı da bir göstereyim. Çakma olan, orijinal olan. Zaten alt kapaklarda bu şekilde. Baksana şurada falan işçilik kötü yani hocam. Oo! Altına bak, kırmızı bir şey var. Redmi Note 8 çıkacak oradan. Hayda, pembe çıktı bunun altı. Aha. Tövbe, tükürükle mi yapıştırmışlar bunu, ne yapmışlar? Geliyor vallahi, geliyor Çağdaş. Abi şu an yani anlayamıyorum ki olayı. Oğlum bu ne ya? Bir tamamen açsana şunu. Yavaş Lütfi, yırtacağım. Aa, karton çıktı hocam. Bak hocam, ben sana dedim bu yumurta kolisi geldi. Bu alt taraftı. Al sana iPhone 10S Max kılıf. Evet, bundaki sistem direkt bas. Ya bunun bir tekniği vardır. Şimdi biz de hani onu... Abi bu kartonun üzerine direkt baskı Çağdaş. Zaten he, öyle görünüyor. Falan, herhangi bir yapıştırma yok yani. Varsa da izi yok. Adamlar güzel yapmışlar. Aynen. Dur ben şunu yırtıyorum ya. Bir de yırtılsa. Ah, bir de yırtılsa. Abi yırtma. İki tane iPhone XX Max var ya, kutuların acaba ikisi ayrı boyut mu? Evet evet, aynı aynı. Ama aradaki renk farkı çok bariz ya. Şöyle baktığın zaman. Yani evet, şu bildiğin evet. Parlıyor evet. Ki eski bu yani. Aa, bundan beyaz çıktı lan Çağdaş. Oğlum orijinal mi? Yok alt değil. Alt tarafla çok uğraşmamışlar. Bir de iPhone 7 Plus'ımız var. Aa, oha! Baksana bu bayağı güzel olmuş. Aa Lütfi, valla iki kat çıkartma var bunda. Valla yeah. Altında başka bir bak, telefon bunda var. Bunda işçilik güzel. Şunu da yapmışlar. Bu çakma mı? Bu orijinal olmasın? Aa yok, bak burası çıkıyor. Değil ama bayağı şey. Oğlum böyle bir kalıf mı var ya Çağdaş? Bu orijinal değil ama bak yapmışlar, az önce konuşmuştuk ya. İçinde bak var şeyler. Söküyorum hocam. Sök sök. Aa bak, bu telefon mu deniyor buna, ne deniyor? Üstünde kaplamışlar. Sen yettin ama. Aa bu da çıkıyor lan. Hiç yardımcı olmuyorsun Çağdaş. Hacı ya. Ver bak, ben sana aa. Şimdi zaten sen burada yanlış bir şeye odaklanıyorsun. Odaklanman gereken şey şurası. Ya günün sonu oraya varıyor değil mi? Aynen. Al sana etiket altındaki. Yemin ediyorum şu masaların içi gibi. Başka ne var elimizde? Yo, bunlar zaten standart. Aynı kutulardan Redmi Note 8'ler için de yapmışlar abi. Bu bayağı ama elindekiler çok daha kötü duruyor. Evet, bildiğiniz artık şey. Ama ben sana bir şey diyeyim mi? iPhone'da olmasa bile bu grup telefonlar bu kutu olayında biraz daha riskliler. Ne açıdan hocam? Senin anladığın açıdan. Daha çok satılır bu ve bir iPhone alıcısına ama göre daha... çakma mı diye çok da sorgulamazsın be. İşte onu diyorum, sorgulamazsın. Aynen. Yani. Hani
Redmi Note 8. Bunda da bu arada herhangi bir ibare yok arkasında. Sana bir şey söyleyeyim, bu orijinal gibi yani, renkten dolayı. Evet. Farklı telefonlar. Evet, onu atlamayalım. Bir tanesi Note 8, bir tanesi Note 8 Pro. En riskli grup şu bunlar. Şu bir tık daha orijinal duruyor. Yalnız bakacağımız şeyleri öğrendik. Böyle içinde çıkartma mı kartma olmayacak. Olmayacak bir. İkincisi zaten bak şu köşeleri yapamıyorlar Çağdaş. İçinde çıkartmalar var. Zaten bunları da sökersek muhtemelen yine şeyi göreceğiz. Yumurtayı. Çağdaş bu arada şimdi hani bunlara baktık. Adamlar bunları niye üretiyorlar? Şimdi abi güzel bir soru. Arkadaşlar şimdi akla gelen ilk birkaç tane ihtimal var. Birinci ihtimalde sen gidiyorsun abi telefonu satıyorsun ikinci el. Sonra ben onu alıyorum satıcı olarak. İşte onu temizliyorum. Bunu yapan bunun jelatini bilmem neyi de kesin vardı. Sonra onu sıfır gibi kaplıyorum. Kutusunun içine koyuyorum. Cihazı sıfır diye satıyorum. İhtimallerden biri bu. Aynen. Bu bizim tahmin ettiğimizdi. Ama bu bize yetmedi abi. Aradık sorduk. Bir bilene danıştık arkadaşlar. Bir bilen bu işlerle, ya bu işlerle diyeyim böyle çakma kutu üreten değil de. Hani böyle piyasanın bu işleri içinde evet, olan. Piyasanın içinde olan birisine sorduk. Abi bu kutular neden yapılıyor diye. Oradan çok güzel bilgiler edindik. Yani cevaplar mantıklı geldi bize arkadaşlar. Şöyle ki birincisi zaten kanalımızda da görüyorsunuz. Çakma telefonları satarken arkadaşlar işte bize de gelen bazı kutularda böyle şeyler oluyordu. iPhone 10S Max yazıyor. Hatta içinden başka telefon çıkıyor falan evet. filan. Çakma replika telefonlar için üretiliyor bu bir. İkincisi yurt dışından toplu gelen telefonlar varmış. Eğer sen satıcı olarak telefonunu gidip yani satmak istediğin sonuçta cihazı, telefon sıfır yani. Telefon sıfır. Hakikaten sıfır ama çıplak yani. Kutusu yok. Muhtemelen onun bir olayı vardır. Hukuki bir meselesi vardır. Oralarına hakim değiliz. Sen o telefonu alıyorsun abi. Normal Redmi Note 8 Pro. Gerçek, orijinal telefon. Ama çıplak durumda işte gidiyorsun bu kutulardan alıyorsun abi. İçine koyup sıfırı satabiliyorsun. Evet. Telefon gerçekten sıfır ama yolculuğu sıfır değil. Aynen. Yani öyle toparlanabilir. Güzel, yani. Güzel bir özet geçti. Evet. Diyelim. O zaman inceden çıkışa doğru geçelim arkadaşlar. Haydi. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Şurada beğen butonu var. Ayrıca kafanıza bir şey takılırsa da yorumlardan bize ulaştırabilirsiniz diyelim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekranda görünen bağlantıları tıklayarak bambaşka web tekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca ortada bir tane bağlantı var. Ona basarak da kanalımıza abone olabilirsiniz. Daha fazla boş kutu videosunun gelmesini istiyorsanız bu videoya 100.000 like atarız. Hadi bakalım.